Bir perşembe günü yine Kırgızistan'dan kucak dolu selamlar. Evet videoyu biraz ara verdik. Yani heyecan yok, heyecan yok. Bitcoin 62.000'in üzerine atamıyor bir türlü. Orayı bir yatarsak güzel şeyler olacak. En son aldığımız 1000 sat güzel verdi. Allah aşkına 3 katı verdi. Ondan sonra Liver almıştık. Liver aşağı yukarı aldığımız seviyede ee, bir hafta önce de şeyi söylemiştik. Mbox'ı söylemiştik. Mbox'ı alacağımı söylemiştim. Oradan %30 bir kar var. 12 bandlarından söylemiştik aşağı yukarı. Ee, dün itibariyle 18 bandına da çıktı ama oradan bir red yedi. Bakalım en baksa e dibin dibinde. Neyse ne piyasalarda son durum ne? Faiz indirimleri gelecek mi? 50 bas puan mı? 25 bas puan mı? Hatırlarsanız Japonya'nın faiz arttırımıyla beraber bir an ortalık karıştı. Fed'i acil toplantıya çağırmışlardı. 50 bas puan, 100 bas puan konuşurlardı. Ben bunların gerçeğe yansıtmadığını söyledim. 25 bas puana göre yani 25 bas indirim yapacak piyasanın nabzına göre şerbet verilmez yani piyasanın gazına gelmez Fed o yüzden 25 25 25 diye düşünüyorum o zaman niye el yükseltti niye herkes 50 bas 100 bas puanını söylediler yani Fed'in <laughs> madem indirim yapıyor arkasını kesmemesi yani Fed nasıl piyasayı şekillendiriyorsa piyasalar da Fed'in üzerinde baskı kurmaya çalışıyor neyse ne son durum ne ee, bunlara bakacağız ee, dolar neksiyle şöyle bir başlayalım dolar neksi güzel geriledi ee, ama şu süreçte piyasalar istenileni vermedi yani bitcoin tamam 62 binler civarında 62 binden bir red diyor ama oranın üzerine kırabilir nerede desteğimiz var ee, buraya doğru bir geri çekilim bekliyorum özellikle 104 100.8 bandı aşağısı bizler için daha da pozitif olacak Altına bir bakalım altın 2.500 dolar bandında buranın kırılması çerçevesinde 2.500 e hareket edeceğini belirtmiştik ve burası e, geçen hafta kırıldı 2.500 e güzel hareket etti buralarda biraz oyalanır e, uluslararası piyasa özellikle savaş ve diğer etkenler çerçevesinde e, karışmadığı sürece bu iki renk arasında birazcık gidip gelebilir altın gerçekten güzel e, kazandırdı hatırlarsanız 1.600 dolar bandından. Türkiye'de 800 TL'ydi O zaman alın demiştik. Aldık. Ben 2350 bandında yüzde %50'sini bozdurdum. Ha, pardon %50'si demişim. %80'ini bozdum. Çok ufak bir altın kaldı. Satma mıydık Daha mı iyiydi? Evet daha iyiydi ama önemli olan kar alabilmek. Keşke altcoin'lerde bizim şöyle bir yüzümüzü güldürse de altcoin'lerde de bir kar alabilirsek. Evet dominansiye gelmeden şöyle bir bitcoin'i inceleyelim. Geçen hafta demiştik ki yukarı doğru bir hareket sonra şu desteği bir rites eder dedik. Rites etmedi. Biraz daha aşağı kaydı ama tekrardan yukarı gitti. Yani benim de zaten temennimiz neydi? Buralarda biraz yatayda alt koyunlara çan gelmesi ki geldi. Tom de bunun sinyalleri var ama biraz daha aşağılara doğru gitse daha da güzel olur. 62 binden red diyoruz. Şimdi hoca sen range'i mi değiştiriyorsun? Evet range'i değiştireceğiz. Daha önce burada net bir range'imiz yoktu. Şu anda red yediği yer aşağı yukarı 62 bin yani. Burası değil de. tam şu seviye arkadaşlar. Evet. Kaç bu? 61 bin 62 ,000 bandının üzerine atarsa bir sonraki range olan 64 bin 500 bandı. Bu range bizlere daha önce de çok e, belalı bir range olmuştu hatırlarsanız. Bakın burada da buranın üzerine atamadık. Buraya da gelip buranın üzerine atamadık. Düşerken de buradan güzel tepkiler yemiştik. Bakalım bu sefer karşımıza yine bir direnç olarak karşımıza çıkacak ama FED'den gelecek pozitif haberler çerçevesinde yavaş yavaş Bitcoin'in artık yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Hocam bu geri çekilme olmayacağını mı? Elbette geri çekilecek arkadaşlar. Yani piyasa aşağı yukarı yani zikzak çizerek e, hareket ediyor yani Bitcoin'in geçmişine baktığınızda direkt böyle bir günde iki günde üç günde bir ayda sürekli yükselen bir tablo yok bakın boğa döneminde bile yükselen sadece bir tablo yok. ne yapıyor burada geldi koy düşüşünü yaşadı yukarı zikzaklar çize 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 gitti 65 binlere gitmişti burada da zikzaklar çiziyoruz buradaki süreç nereye benziyor olabilir Aşağı yukarı aşağı yukarı nerelere benziyor biliyor musun? Sanki şu bir düşüş daha gelebilir. Gelirse canımız okur aman gelmez. Yani belki biz şuralardayız bakın. Buralardayız. Şu çerçevede olabiliriz. İnşallah bu çerçevede oluruz ve altcoin'lerde güzel can gelir. Hoca bitcoin'de ne dedi? 62 bin bir kırılsın arkadaşlar. 62 bin kırıldıktan sonra geriye güçlü bir range'imiz 64 bin e, ee, civarları kalıyor. 64 binden sonra da zaten 70 lira doğru bir hareket eden Bitcoin görürüz. Ee, geçen hafta da söylemiştim alt sinyalleri mevcut Bitcoin'de hala devam ediyor. Ara sayını güzel bir indirim yaptı. Burada bir dip yaptı. Oradan bir yoluna bakalım nasıl bir şekilde devam edecek. Haftalık tablosuna bakalım. Haftalık tablosu ne diyor? Evet haftalıkta da al bir al sinyalimiz yok. Özellikle sayı haftalıkta 56 57 bandına, daha doğrusu 57 bandına gelirse al sinyali e, oluşacaktır diye düşünüyorum. Daha önce ne zaman sat vermiş? Bakın yani biz aşağı yukarı şu süreçlerdeyiz yani Bitcoin'in. Sonra bir al sinyali verdikten sonra yoluna e, devam ediyor. E, gördüğüm tablo bu. Bakalım bu sefer de devam edecek miyiz? Yani daha faiz indirimleri gelmemişken burada boğa bitti demek biraz mantıksız yani faiz indirimlerinin kapısındayız bazıları diyor ki boğa bitti hayır arkadaşım faiz indirimleri nedir piyasalara para pompalamak demektir piyasaların yatırım için sağ solu araştırdığı dönemdir yani o yüzden demek istediğim bu faiz indirimleri başladığında zaten yukarı doğru gider ama olan altcoin hocam altcoin <laughs> bitcoin çıkıyor altcoinler düşüyor bitcoin düşüyor altcoinler üç kez düşüyor yani altcoin'in en okudu ee, şöyle söyleyeyim bakın burada da bir e, yükselen bir trend vardı kırıldı bir retest hareketi yaptık şurada da bir e, yükselen trendimiz vardı kırıldı retest hareketi yaptık burada da burada sanki birazcık da kamalarmış gibi geldi ama neyse yükselim Şimdi burada da bir kırılım yaptık. Rites hareketini yapıyoruz. Bu rites hareketi de ilerliyor. Her geçen gün ilerliyor. Yani bu 58 bandına da gidebilir. Ee, özellikle 57.45 ee, bandını alırsa yukarı doğru gider. Ama şu anda bir sat sinyali var. Umarım sat sinyali e, biraz daha devam eder. Ama şöyle bir hareket yaparsa altcoin'lerin, bitcoin'in aslında yani ben özellikle 80 bine kadar biraz daha altcoin'lerin sanki ezileceği e, tarafındayım. Yani bu çıkmayacağı anlamında değil. Bitcoin'e giren para kadar altcoin'e girmeyeceğini yani oransal olarak girmeyeceğini söylemek istiyorum. Evet geldik yorumlara. Hocam merhaba özledik. Ee, özledik pardon özledik. İrex, e YGG, Mbox. Mbox var ya. var. Tolga Hoca sormuştu zaten daha önce. Alıyorum demiştim Tolga Aldık. Aslında 18 bandında güzelce bir okutulabilirmiş. Pixel'e bakar mısınız demiş. Ee, beklediğiniz bir coin var mı? Saygılar mı? Evet. Ee, yani en son alımlarımı yaptım. Ee, şeyi şey de yaptım bakın. Ee, e, wormhole alt ikisinden de alım yaptım. Onu demeyi unuttum. Shiba XVS demiş. Bakalım. Ee, Voxel PDA'ya bakar mısınız? Bakalım. Ya şöyle elimdeki oyunlarda biraz e, Nus Nus Tabii bir bakarız. Ee, Mehmet Hocam, Mehmet Korkut Hoca Lukitin. Lukitin'i ben çok yemiştik hatırlarsanız Mehmet Hocam. Hareketli bir coin DeFi projelerinden piyasa gel gel yapıyor olabilir mi? Vallahi gel gel mi yapıyor bilmiyorum ama donumuza kadar soydu. Donumuza kadar aldı. Belcoin. Evet Tolga Hocam Belcoin. Pepe alım alıp tutmayı düşünüyorum ama hayırlısı. Olabilir. Olabilir ya Meme tokenlerinin hepsi güzel kar ettiriyor Sedef Hocam. <laughs> Geçen sizi sormuştunuz. Şimdi hatırladım Sedef Hocam. Yani Luna 1 dolar olur mu? Önden 7-8 tane 10 dolar atsa milyarder olarak çıkartırsın. Bu piyasa seni beni milyarder etmek için yok. Yani o yüzden verdiğinin fazlasını alıyor bazen. Zamanında kar alamayınca. Evet. Ben teşekkür ederim. SYN, ADX, LIT. Evet, çok fazla burger. Bu arada Pepe bir dolar alın. Zor. Direkt zor zor zor. Neyse. O zaman şöyle. İDX'de başlayalım. Mbox'da devam edelim. Hızlı hızlı bakalım. Çok fazla coin olduğu için şuradan da coin market cap'imizi bir açalım. Yes. Şimdi İDEX var. İDEX 1 milyar adet var. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Al sinyali devam ediyor. Evet çizgileriniz çizimleriniz gitmiş ya. Hiç sormayın. Ee, gitti bütün hepsini. Yanlış bir hareket. Hepsini götürdü. Neyse şimdi gördüğüm range. Gördüğümüz rangeler bu. Bir de şurada. Neresi ya? Şurada. Tam burada. 47 bandı ve özellikle özellikle Buradan gelen bir range var. Burası daha önce de zorlamış. Neyse şimdi oraya W var. Güzel bir W çekmiş. Hocam W'yu göremiyorsunuz. Yani W'yu gösteremiyor. Güzel bir W formasyonu var. E, i̇şler mi? Yani %70'i işler, %60'ı işliyor formasyonların gerisini. W formasyonunun hedefi de aşağı yukarı bu bantlar. Yani o 43 adarı gelmişken şurayı bir test edebilir. Şimdilik ama önümüzde ben buraya niye renç atmışım? Evet daha önce de renç Tamam doğru. Ee, yani tablo şimdilik güzel duruyor. Ara sayıda pozitif. Al sinyali devam ediyor. Haftalık tablosu haftalık tablosu da güzel. o haftalık da al sinyali yakabilir. Daha önce al sinyali yaktığında zın uçmuş. Şurada al sinyali yakmış. Bir fake atmış. Ardından güzel vermiş. Umarım buradan da güzel bir yükselir. Başka haftalık da al sinyali tam yanına burada da bir yanıyor. Ondan sonra yoluna gidiyor. Bakalım yani şuradakiler gibi versin yeter mi? Yeter hepimize. Yeter hepimize ama dediğim gibi şu band 45 bandı bizler için kritik bir range olacaktır. Hemen en baksa bir bakalım. Ee, bunu yine Tolga Hoca sormuştu. Teşekkür ediyorum Tolga Hoca'ya. Ee, şöyle bir saniye kalem açık kalmış. Haft haftalıkta da alsın yerine var. Ee, bu arada az önceki koyunumuz İlex tam bir alsın sinyali yakmadı. Yakmak üzere. Yani e, buralarda söylemişti. 13 bandında söylemişti. İyi hatırlıyorum. 13 bandından ben alacağım. Söyledim. E, dün 18 bandına da çıktı. Aşağı yukarı %30-%30'un üzerinde güzel bir kar verdi. İsteyen alabilirdi. Şuradaki rencimize gelmemiş. Yani buraya doğru bir hareket gerçekleştirir. 20 bandına. 20 bandının kırıp kırmaması bizim için önemli. Aile hala bir sat sinyali yok. Günlükte arası herhangi bir şişme alanında değil. Ee, bakalım şuraya da gücünü getirebilecek mi? 20 bandına kadar yani. evet. En max Ya şimdi en baksı niye aldı şimdi? Düşen trendi kırdı. Tamam bu pozitif. Ee, şimdi neden aldığını söyleyeyim ya. Bu koyun 13 dolarlar nereleri görmüş yani. Bak. Tepe yok bunda. Bunda tepe yok arkadaşım ya. Yani. Şimdi. Niye aldınız? Alırken düşünün. Ben neyine düşüneyim arkadaş Bak 9 dolarda girenler. 6 dolarda girenler düştü hücum et. 4 dolarda girenler düşünmeyecek de ben düşüneceğim. Ha bu coin'in dibi var mı yok. Kim nereden aldıysa batmış parayı sıfırlamış. 1000 dolar atan şu anda elinde 10 dolar vardır. Açık ve net. Ha, biz de ne yaptık burada ufak bir şey yaptık. Bütün portföyü buraya bağlayacak halimiz yok. Böyle dipsiz coin'lerde bütün para bağlanmaz. Bakalım bakalım yani şuraya doğru bir hareket yapacak mı? Ee, bir burayı alması lazım. 20 bandını ama hareket ederse de sert hareket etmesi lazım. Haftalıkta uyumsuzlukları vermiş. Ee, ama bakalım bunun düzeltmesinde sert bir şekilde ee, yapabilecek mi? Onu bekliyoruz. Al sinyalimiz hala mevcut değil. Elimde tutuyorum. Ee, Pixel'e bir bakalım. Evet Pixel. Uzun süre düşen coin'ler. Bak sevdim. Bu seferki alacağım coin'i mi yine. Ee, Telegram grubuna hep yazmayı unutuyoruz. Pixel. Ya yani Game Over bu da Game Over yapmış. Neyse şöyle bir bakalım. Günlükten mi bakalım. Atlatta bir şey gözükmüyor. Ee, ne diyor? Günlükte al sinyali var. Sata hala dönmemiş. Şöyle bir rençlerimizi bir çizelim. Yani Hala dibinde yani. şu en, dik, en son dibinden e, uzaklaşmamış. Dip sinyalleri mevcut. Al sinyalleri de mevcut. Şu band 17 bandı kırılırsa e, yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Bunun dışında bir şey diyemem. Piksel ne kadar az var. Bunu daha önce söylemiştim erken piksel için. Erken demiştim bir videomuzda. Neden? 5 milyar adedi vardı. 5 milyar adet de pardon grafimiz nerede? 5 milyar adet de bir anda 1 dolara vurdu. Yani Pixel evet kötü proje değil ama Pixel'den daha iyi bir projeler varken onlar bu fiyatta değilken doğal olarak mal boşaltılacağını belirtmiştik. Yani evet %15 piyasada. Bir Belki biraz artmıştır. Bu 1 milyara falan tekabül etmiştir. %20, %25. Aşağı yukarı yani buralardan vurkaç yapılabilir. Yani şu banda kadar. 33 ya da 26-27 bandına doğru. Yani bu iki renç güçlü bir renç olacaktır. Hala net bir dönüş sinyali yok pikselde gördüm. Shiba XVS. Shiba'ya bir bakalım Mert hocam. XVS'ye de bakalım bak. İncelemedim uzun e, uzun süredir incelemedim coinlerden birisi. Shiba. Evet Shiba net bir şekilde vuramadı. Doge birazcık faydalandı. Doge'de neden? Trump amcamız Elon Musk'a hazine e, göz kırptı. Hazine bakan olarak göz kırptı. Bakalım. O yüzden. 15 bandı. 15 bandın alması lazım. Sert bir düzeltme yaptı yani. Yani şu tablo birçok coin'le var arkadaşım. Birçok coin'le. Hatta şuraya yine attın. Herkes kan ağladı. Yani ben bile ağladım. Kan ağladık yani. Ağladık derken normal anlamda değil. Hatta videoyu moral yüzünden çekemedik yani. Biraz tatil yaptık. Gezdik, tozduk. Biraz piyasalardan uzaklaştık. Evet şimdi. Yani 15 bandı. 15 bandı. 1500 bandı. 1500 bandını alırsa burada güzel bir W olur. Mert hocam. W'nin hedefi de aşağı yukarı şu bantlar olur. Kaç burası? 16-17 bantlar. XVS. Evet XVS'ye bir bakalım. XVS range'inde, range'inde. Bura 7.70 bandı. 7.70 bandı. Evet burayı bir alması lazım. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir şey yok artık. Hiçbir coin'de yok. Hiçbir coin'de yok şimdilik. Geri çekilimler nerede burası. Kaç? 6.62 bandı. Evet. Binance'nin bir ara güzel özellikle şirledi coin'lerden bir tanesiydi. Şuradaki tablodan görürsün. 2 dolarlardan 20 kaçak 40 o. 20-30-40 katı vermiş yani. 50 katı vermiş bu coin bir daha öyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir de yapmayabilir de. Neyse bunun dışında herhangi bir şey görmüyorum. Şurayı alması lazım. Burayı da alırsa bununla da bir W. Yani aşağı yukarı hep W söylüyoruz. W görüyoruz. W görürsek W söylüyoruz. Evet Voxel. PDA bakar mısın? Voxel'e bakalım. Ee, Voxel'e bir bakalım. Voxel gidiyorum demiş ya. Ben gidiyorum demiş. Hayır, hacı ben gidiyorum demiş. Bak şurada ufak bir W çekmiş. Bak burada. Şimdi tabloyu büyütürsek daha net bir şekilde görünür. Gördünüz mü? Tablo burada. W burada. Hocam nerede? Göremiyoruz. Burada ya. Sonra şurayı kırınca e, 1100 bandını kırınca da gidiyorum. Demiş. Nereye? Nereye Gitmiş. Uzaya gitmiş yani. Ondan sonra. Neyse. Red 7 yer. Burak, buranın üzerinde kalamıyor. Hocam yine buraya da gelmiş. O kırıldı anlamına gelmez arkadaşım. Bak Gün kapatamamış. Buranın üzerinde gün kapatamamış. Voxel. Ee, buraya doğru bir geri çekilme olabilir. Ee, 17 bandına kadar. 17 bandı kırılmalı sürece de Voxel'de ben herhangi bir sıkıntı e, görmüyorum. E, BSV e, BSV'nin gideceği yer var hala. Peyda'ya bir bakalım. BSV elimde var. Ya koyun deli soru. neyse o gelin diye söylerim de yani. Çünkü e, market cap çok düşük arkadaşlar. Market cap çok düşük olan coinlerden korkuyorum. da game over yapmış arkadaşım. 10 kat diyor aşağısında yani. Kaç kat aşağısında? 5-6 kat. Neyse. Al sinyali var. W çekmiş mi? Çekmiş. <laughs> Çekecek. Ya şura bak. Burayı alırsa 530 540 diyelim ya. net olsun ya. Şuraya 540 bandını alırsa w çekiyorum, gidiyorum der. Nereye kadar gider bilemeyiz. Sadece olası rençler, özellikle güç rençlerden bir tanesi 683 bandı olacaktır. Önemli olan buranın üzerinde gün kapatması. Evet, BSV'ye bir bakalım. En son incelediğim coinlerden bir tanesiydi. Elimizde var. BSV güzel hareketler yapıyor ama bu sefer de 700 bandının üzerine atamıyor bir ara uzun bir süre 500 bandı üzerinden red yedi. Orayı aldı. Bak bu da bir W çekti. şimdi ne? Şimdi bura. Ama bura, bura var ya. Bak. 720 bandına dikkat etmemiz lazım. Yani şuralar ya. Buralar. 700, 700 bandına dikkat edelim. Net bir rencimiz yok. Aşağı yukarı renç çiziyoruz buraya. Yani şöyle. Şöyle bir range'imizi çizeriz. Evet burası kaç? 700 750, 720. Her neyse, her neyse. Al sinyali güçlü bir şekilde devam ediyor. W çekmiş. Bak şurada bir W'muzu Çekmiş. W fazlasıyla gelmiş hedef. Hedefi burasıydı. Burayı bir test etmiş. Şu iğneyle. Ama yukarı atamıyor. Yani 660 bandından ara rencinden red diyor. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Görebildiğim kadar 600 band üzerinde kaldı sürece e, 700 bandlarına doğru hareketini devam ettirecektir diye ee, düşünüyorum. Evet çok fazla koyun var. Nusa bakalım. Ee, Nus, 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 Nus. o Nus güzel tabi. Justin San amcamız. Bak bu da bir ufak bir W çekmişler. Neyse. Buranın üzerinde kırılmadığı söyle ben çok fazla pozitif olmam yani 39 bandı, 3900 bandı geri çekimlerde şimdilik 20, şey 20 nereden çıktı ya 32 bandlar. 32 banttan ara sayını hızlıca, hızlıca şişirmiş bu negatif buralarda zikzak çizerek ara sayını belki indirir ondan sonra bir ayak daha gelebilir. Önemli olan şu anlık bizim takip edeceğimiz yer 39 bandı look diye bir bakalım. Lukitin'in ekmeğini yediğimiz kadar hiçbir koyunun ekmeğini yememiştik hatırlarsanız. Bundan çok vur yaptık. Şimdi evet alalım Lukit'i alım yerinde ya. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Niye etmesin? Şimdi neden Lukit'i var? Bu fiyatlar neden etmez? Alabilirim Lukit'i bak. Bundan 400 leri. Ya işte market gibi düşük olan koyunlardan da korkuyorum. Yani BSV'de o, o çerçevede. Bir anda delis ediyorum. Binance. Neyse borsa listelerimiz gibi bu fiyatları eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Eder. W'yi çekmiş. Şura kalmış. Bak. Lukit'i buraya alırsa 740'larını alsa gidebilirim der. Ama burası güçlü bir renç arkadaşlar Yani bak. Sürekli buradan dönmüş. Sürekli buradan dönmüş. Yani ben buranın alınmasını bekliyorum. Şu anda bir hareket yapmam. Herhangi bir hareket yapmam. Ama burası kırılır. Kırıldığına emin oluruz. Buradan bir alım yapılabilir. O yüzden Lucuti de 740 bandı özellikle 740 bandı kırılırsa e, alım yapılabilir. Evet. Belle bir bakalım. <laughs> Belle Pepe'ye hadi bir daha bir bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Belki beldedir fırsatımız. Kısmetimiz belde mi? W var mı? Net bir W. Bel. Aa bak. Aynı tablonun Şeydeki bir look it'in bir deşi. Bak bu range güçlü bir range. 5000 bandı. 5000 bandı. 5000 neresi oluyor? Evet ya 5000 değil. 5000 bandı bizim için kritik bir range. Buranın üzerinde kalıcı olacak mı? Hatta 5100 ya. 5100 gibi. Yani neyse 5000 değil. 5000'lerin üzerinde kalıcı olursa pozitif oluruz. Karınca adımlar gibi ilerliyor. Ee, ama Dediğim gibi şu bir üzerinde kalırsa ilk ayak pozitif olur. Sonraki hedefler aşağı yukarı yine 5700 bantları olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. SYN ADX'e bakalım. Evet ADX'e bakalım. ADX'e bakalım. Diğer yorumlar için çok özür diliyorum. Bir sonraki videoda elde alırız. ADX'e Pepe ile bitirelim. Fazla da uzatmayalım videoyu. Zaten uzadı. Evet. ADX'de W çekecek mi? W çekerse. Ya bu da çok uygun fiyatta. Bak. Neden? Bu da var elimde. Bak. <laughs> bu da var. Ee, ADX'den daha önce vurkaç yaptık. Yine yapabilir miyiz? Elimde var mı? Var. Ya yani market cap çok düşük. Korkuyorum yani. Delist edilebilir diye korkuyorum. Ama borsa listelemesi coinbase harici güzel. Ama yani 20 milyon market cap'i var ya. Ya deli sedecekler hacimsizlikten dolayı ya da yukarı vurduracaklar. Başka yolu yok. <laughs> Zaten kazananlar da aç, aşırı uç noktadaki koyunlardan kazanıyor. Aptos dedik, bilmem ne dedik, bilmem ne dedik. Ama shift koyuna kadar güzel kazanıyor. Bak Pepe ne yaptı? Bir anda attı kendini. Neyse W'yu çekebilir arkadaşlar. 15 bandı alınsa ben gidiyorum der. Pepe ile de bitirelim artık. Videoyu uzatmayalım. Pepe. Pepe'nin W'yu çekebilme imkanı var mı? 900 bandında W çeker. Şimdi şu ara rencinin üzerine atamıyoruz. Çok ilginç. 800 bandının üzerine atamıyoruz. Burada bir ara range'imiz var. Hatta ikili range bak. Yani burası ikili range. Hem W'nin başlayacağı yer hem de dönüş e, olacağı yer. İkili range'imizin Diğer tarafı neresi? 890 bandı. İkili renç var. Ama şöyle bir W çekerse al sinyali mevcut. Ama daha W'ye oluşması için daha çok var. 900 bandı üzerinde bir W oluşur. Neyse diyecekleriniz bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.